merakla beklenen asgari ücret konusu var. Şimdi bütün bunları konuşmak için hem bu konuyu hem ülkemizdeki ve çevremizdeki gelişmeleri konuşmak için telefon attığımızda Ankara'dan Aydınlık Gazetesi temsilcisi İsmet Özçelik var. Merhaba İsmet Özçelik. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi önce herkesin merakla beklediği asgari ücret konusuyla başlayalım. Nedir son gelişmeler? Evet, biraz önce Türk İş Genel Merkezi'ndeydim ve Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay'la bir aradaydık. Uzun uzun süreci konuştuk. Ne iş nereye gidiyor onları kulis bilgilerini aktardı. Ona geçmeden önce tabii konuştuğumuz konu yaklaşık 7 milyon asgari ücretle maaş alan işçi artı bunun bir tık üzerinde işte 3500, 3600, 3700 lira maaş alan işçilerle beraber 10 milyon kişi. Bunların ailelerini de hesaplarsak karşımıza 40-50 milyonluk bir çok geniş bir kitle çıkıyor. Asgari ücret birçok ülkede diyelim ki çalışanların %10'unun %20'sinin aldığı bir ücret. Ancak Türkiye'de asgari ücretle biraz üzerindeki ücret Türkiye'de çalışanların neredeyse ana ücreti şeklinde. Bu nedenle asgari ücret çok önemli ve çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Dün üçüncü tur görüşmeler vardı. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Gerçi orada yapılan bazı açıklamalar yanlış anlaşıldı ve sanki çok büyük bir kriz varmış gibi bir ortam oluştu. Aslında pek öyle bir durum yok. Konuyu anlatan yetkililerin ortamı tam, olayı tam anlatamamasından kaynaklanan bir sıkıntı yaşandı. Peki ücret de tabii herkesin gözü orada kaç olacak sorusu var. Biz bunu Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a da yönelttim biraz önce. En son durum nedir diye. Son dönemdeki ekonomideki zamları, hayat pahalılığını da gündeme getirdi. Dedi ki yani biz eğer bu son haftalarda yaşanan olaylar olmasaydı bir fiyat belirlemiştik çalışmalarımızı, ancak şimdi yepyeni bir durumla karşıyayız. Dolar 9 liradan 14 liraya çıktı neredeyse. Yani böyle bir pozisyonda tabii ki bizim çıtamız da yükseldi dedi. Ve gün akşam bazı gelişmeler oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu görüşmenin hemen sonrasında taraflara yeni toplantının tarihi bildirildi ve çağrı yapıldı. O da pazartesi gün gerçekleşecek ve muhtemelen de pazartesi gün bir sonuç açıklanacak. Hemen başkanı onu da sordum. Yani pazartesi gün son toplantı mı diye. Biz son toplantı olmasını istiyoruz dedi. Peki en kritik konu ücret konusuna gelecek olursak ısrarla sordum. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ücret konusunda çok fazla rakam vermeyi sevmeyen birisi. Bugüne kadar sözleşmelerde ve bu tür asgari ücret tespit çalışmalarında hep böyle bir tutum aldı. Ama söylediği bir şey var. Çok net söyledi onu. 4000 liranın altına düşmeyiz dedi. Yani en kritik şey buydu. Şimdi burada bir başka konu var. İşverenin üstündeki yük artacak mı? Çünkü asgari ücretinin işverene maliyeti 5600 lira civarında seyrediyor. 5650 lira falan oluyor. Şimdi bu koşullarda işveren ne yapacak? Şu anda benim öğrendiğime göre çalışma bu çerçevede yapılıyor. Yani işveren kesimi daha aşağıda bir rakam söylemişti ama ben orada bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Çalışan işçilerin, yani işverenler maliyet çok yükseldi deyip diyelim ki 10 kişi çalıştırıyorsa bunu 8'e indirmemesi için ne yapmak gerekiyor? Bunun üzerinde daha çok duruluyor şu anda. Bunun için de Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı ile bazı görüşmeler yapıldığını öğrendim. Yani işveren yükünün bir kısmını devletin zaten şu anda belli bir miktarını üstleniyor. Bu rakamın biraz daha arttırılması için çalışmalar yapıldığını öğrendim. Bu da herhalde pazartesi gün bir rakam açıklanacak. Evet. Tekrar söylüyorum. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile yaklaşık bir saat olmadı önce görüştüm ve bu görüşmede çok net söyledi. 4000'in altına inmeyiz. Ben burada bir tartışma çıkacağını da sanmıyorum. Artık 4000 rakamı bir konsensus sağladı diye bilgilerde. Evet, bu önemli bir gelişme. Dinleyicilerimiz de merakla bekliyorlar. Zira hani Türkiye'nin konusu bu ve
4000 alt sınır olarak bekleniyor. Bunu tekrar paylaşalım. Şimdi dünyaya dönelim. Dünyada da merakla izlenen konu Biden-Putin görüşmesiydi. Ukrayna tartışması var. Neler diyeceksiniz? Şimdi Biden-Putin görüşmesi önemli tabii. Dünyanın iki büyük ülkesinin arasında yapılan görüşme ki gerilim de çok yüksek olduğu bir dönemde yapılıyor. Gerilim de Doğu Avrupa'da özellikle tabii Karadeniz'de, tabii bizim de çevremizdeki ülkelerde. Şimdi Rusya'nın talebi zaten önceden açıkladılar. NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemesinden son derece rahatsızlar. Amerika'yı bu konuda uyaracaklardı. Bunu zaten görüşme öncesinde de Rusya'dan yapılan açıklamada deklare edildi. Peki görüşmeden sonra ne oldu? Bunu Beyaz Saray açıklama yaptı. Bir kısmını oradan öğreniyoruz. Tabii bu Amerikalıların söylediği bir şey. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin Rusya'nın Ukrayna etrafındaki kuvvetlerini arttırması konusunda derin kaygılarını dile getirdi. Durumun askeri olarak tırmandırılmamasını istedi. Eğer buna devam edilirse Rusya'ya karşı yaptırımların devreye gireceği ve karşılık verileceği görüşünü iletti denildi. Moskova'dan böyle çok ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak Biden ve Putin'in görüşmeleri sürdürecekleri açıklandı. Yani biraz daha böyle temkinli açıklamalar geldi. Sanki yani bu görüşmeler tıkanmadı. Dünyada çünkü herkes tetikteydi. İşte havada savaş uçakları neredeyse havacıların tabiriyle it dalaşı şeklinde bir takım çatışmanın eşiğine gelen durumlar oluyordu. En son bir yolcu uçağı yakın uçtu NATO uçakları. Yani gemiler biliyorsunuz zaman zaman yollu çevriliyor. Yani böyle bir dönemden geçiyoruz. Daha temkinli açıklamalar izleniyor. Tabii bütün mesele Ukrayna'da düğümlenmiş vaziyette. Biden'ın dikkat çeken başka bir şey oldu. Biden bu Putin'le görüşmesinden hemen sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Almanya Başbakanı Merkel'i ve İtalya Başbakanı'nı aradı. İngiltere Başbakanı'nı da arayıp görüşlerini iletti. Yani bir anlamda Putin'le yaptığı görüşmenin raporunu verdi onlara. Bu da Avrupa, hani biliyorsunuz Biden iktidara geldiğinde Avrupa ile ilişkilere önem vereceğim, Avrupa ile birlikte hareket edeceğiz, Batı dünyası beraber olacağız falan diyordu. İşte Trump döneminde bazı çelişmeler olduğunu söylüyordu. Sanki böyle Avrupa'yı yanına çekmek isteyen bir taktik izliyor. Bu görüşmeden sonra da bu net bir şekilde ortaya çıktı. Yani bir anlamda NATO üyeliğini desteklemesinin de göstergesi olarak kabul edilebilir. Öyle düşünebilir miyiz? Ukrayna'nın NATO üyeliğini. Evet, pardon, evet. Ha, şimdi zaten başka bir şey daha oldu. Bu görüşmeden sonra bir de Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile de görüştü. Ve bundan sonra NATO'ya üye Doğu Avrupa ülkelerinin liderleriyle de bir araya geldi. Onlarla da bir görüşme yaptı. Tabii bunlar telefon diplomasiyle bir araya geldi derken artık eskisi gibi yan yana gelmeyi anlamıyoruz. Pandemi sürecinde başka bir modele geçtik. Beyaz Saray'dan bir açıklama oldu ve bu açıklamada Biden'ın Ukrayna'nın NATO üyeliği olma arzusuna destek verdiğini açıkladı. Bu açıklama Rusya açısından son derece kritik. Rusya'nın ısrarla belirttiği bir nokta var. Geçmişte Gorbaçov döneminde söz verdiniz. NATO Rusya'ya doğru genişlemeyecekti. Ancak verdiğiniz bu sözleri çiğniyorsunuz. Ukrayna ve Gürcistan, iki ülke, tekrar söylüyorum. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini bizim kabul etmeyiz, kırmızı çizgimizdir diyor. O nedenle Biden'ın bu açıklaması da veyahut da Beyaz Saray'dan yapılan bu açıklama, Ukrayna'yı destekleme açıklaması da son derece kritik oldu. Evet. Şimdi tabii bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan da bir sözde tırnak içinde ne diyelim bir demokrasi zirvesi düzenledi. Hani Çin, Rusya, Türkiye davetli değil, Küba davetli değil. Yani kendi ne diyelim hizaya getirdiğini düşündüğü ülkeler davetli. Şimdi bunlarla demokrasi zirvesi yaptı. Bu nasıl yorumlanabilir? Yani bir dünyayı bölme, müttefik kazanma telaşı mı? Valla şimdi 111 ülkenin katıldığı söylendi.
Şimdi bir davet edilen ülkeler var, bir de davet edilmeyen ülkeler var. İkisi de tartışılıyor. Yani davet edilmeyen ülkeler de tartışılıyor. Yani bunların başında Türkiye, Çin, Rusya var. İşte Küba var, efendim Venezuela var. Yani Amerika'ya direnen ülkeler var. Davet edilmeyen ülkeler arasında. Davet edilenler arasında da yani demokrasiyle hiç ilgisi olmayan ülkeler var. Bu da yani Amerika'nın niyetinin demokrasi olmadığının göstergesi oldu. Yani hatta Amerika'da bile bugün baktım Amerikan basınına, yani hangi kriterlerle bu demokrasi zirvesinin katılımcıları belirlendi diye bir şey var. Hani kriterler ne diye bir tartışma devam ediliyor. Zirvede 3 ana tema üzerine odaklanmış durumda. Yani otoriterliğe karşı savunma, yolsuzlukla mücadele, insan haklarına saygıyı teşvik etmek. Yani bu noktalarda. Fakat tabii Amerika'nın demokrasi anlayışına baktığımız zaman örneğin Suudi Arabistan'la ilişkileri gayet iyi. Ama orada bir demokrasi tartışması yapmıyor. Desteklediği ülkelerin çoğunda yolsuzluk had safhada. Yani o da onun için bir sorun değil. İnsan hakları, yani şimdi Amerika ile beraber hareket eden ülkelerde mi insan hakları var? Şimdi tabii bunlar da hepsi tartışma konusu. Bazı oturumlar var ve bu oturumlarda Türkiye, Rusya, Çin'i otoriter ülkeler kapsamında alınıyor ve yani böyle çok ciddiye de bile alınmayacak bir durum söz konusu. Yani burada Biden açış konuşması ya, bence orada dikkat çeken bir bölüm oldu. Ya bunlar da bu zirvenin ne anlama geldiğini gösteriyor. Mesela açılışında yaptığı konuşmada Biden aynen şunu söylüyor. Kongre ile birlikte dünya demokrasisini desteklemek ve bağımsız medyaya destek vermek için oluşturulacak yeni bir girişime $424 milyon ayırması için çalışıyoruz diyor. Yani şimdi bakın, bu çok tehlikeli bir iş. Yani hem demokrasilere destek vermek, bir de demokrasilere destek vermek için bağımsız medya oluşturmak. Yani şimdi Amerika'nın geçmişte bu medyadan, bağımsız medyadan ne anladığını bildiğimiz için, ya yani önümüzdeki günlerde bu şu demektir: fonlanan gazeteler ve gazeteciler sayısı artacak. Hedef ülkelerde kamuoyu oluşturmak için o ülkedeki birçok gazeteci satın alınacak anlamı taşıyor. Bunun başka bir izahı da olmasa gerek. Ama bu kadar, yani Biden'ın çabası var ama gelen anket sonuçları da pek bu kadar şey değil, o yani onun beklentilerini karşılamıyor gibi. Valla Biden, son bir anket yapıldı şeyde Amerika'da, o açıklandı. Bu ankette Biden için çok kötü bir şey. 30 Kasım 2 Aralık arasında yapılmış bu anket, kamuoyu anketi. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verdiniz diye Trump kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu. Hatta her parti içerisinde kim aday olur diye de bir şey var. Yani cumhuriyetçilerde kim, biliyorsunuz Amerika'da sistem öyle ya, önce partiler kendi içindeki başkan adayını belirliyor, sonra genel seçim yapılıyor. Mesela Trump kendi içindeki kendisine en yakın Pence var, eski başkan yardımcısı, onu 8'e katlıyor. Yani öyle bir durum söz konusu. Biden'la yapılacak bir seçimde de hiç parlak bir sonuç. Pardon, Trump'la ikisi baş başa yeniden bir seçime girse, yani bir yıl önce yapılan seçim tekrarlansa hiç de hoş olmayan bir durumla karşılaşacak. Yani bu da özellikle Ağustos'taki Afganistan'dan o çekiliş sonrasındaki neredeyse bir kırılma noktası oldu. Pek hoş gözükmüyor. Evet. Hem Demokrat Parti oylarında bir iniş var, hem de Biden'ın şahsi oyunda bir iniş gözüküyor bu ankette. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri kanadında bunlar olurken, diğer tarafta yani Asya'ya dönersek, Rusya'ya dönersek, Rusya ile Hindistan arasındaki silah anlaşmalarında dolar ortadan kalkıyor. Şimdi hakikaten bu olay çok çok önemli. Önümüzdeki süreci de belirleyecek bir şey gibi gözüküyor. Çin, biliyorsunuz, çevre ülkelerle, komşularla yaptığı ticarette
yerel para birimlerini öne çıkardı. Yani dolar kullanmıyor, biz yerel para birimlerimizle ticaret yapalım diyordu. Hatta bununla ilgili birçok ülkeyle çalışması var. Yani burada tek sıkıntı işte bazı ülkelerdeki para istikrarsız. Bu istikrarsızlık yerel para birimleriyle ticareti engelleyen bir durum oluyor. Örneğin şimdi Türkiye ile böyle bir şey yapılsa ki niyet var. Fakat Türk para birimi çok hızlı develi olduğu için yani ticarette güvenilir bir araç olmaktan tabii çıkıyor. Bu da yerel para birimlerinin ticareti olumsuz etkiliyor. Oysa ki istikrara kavuşsak bunlar çözülecek. Şimdi Rusya ile Hindistan arasında bir açıklama oldu, son derece önemli. Silah anlaşmaları yaptılar ve dolar kullanmayı bıraktılar. Bu ABD'yi de son derece sıkıntıya sokacak. Düşünün, böyle bir olayın petrolde yaşandığını düşün, diğer ürünlerde yaşandığını düşünün. Dolar yani Amerika'nın kağıdı boyayıp 100 dolara sattığı şeyler tamamen ortadan kalkacak. Yapılan açıklamada Rusya'nın silah ticaret şirketinin başkanı Alexander Mihayev bu açıklamayı yaptı. Rusya'nın artık silah anlaşmalarıyla ilgili işlemlerde doları kullanmadığını, Hindistan'la da bu şekilde hareket edildiğini söyledi. Geleneksel olarak hesaplamaları kolaylaştırmak için tüm anlaşmalar dolar üzerinden teyit ediliyor. Ama ödemeler yerel para birimlerinden, yani rupi ve Rusya'nın para birimi rupi üzerinden yapıldığını söyledi. Gerçekten son derece önemli. Yani şöyle düşünürsek daha iyi belki görebileceğiz. Hindistan Rusya'dan 1991 yılından beri yaklaşık 70 milyar dolarlık bir silah anlaşması yaptı. Yani bu para artık dolarla olmayacak, yerel para birimleriyle olacak ki son derece önemli. Yine S-400 aldı Rusya'dan yaklaşık 5,5 milyar dolara yakın. Mesela bunların hepsi yerel para birimleriyle olacak. Yani Amerikan dolarına ihtiyaç kalmaması demek Amerikan ekonomisini çöküşe götürecek bir süreç başlatabilir. Bu açıdan son derece önemli. Bu arada yani İsrail ile İran arasındaki gerilim de devam ediyor. Bu konuda son gelişmeler neler? Şimdi bu gerçekten dikkat ederseniz yani Türkiye açısından bakıyoruz. Etrafımız şimdi Ukrayna'da çek bizi ilgilendiriyor. Yine İsrail, İran bizim bir anlamda aynı bölgedeyiz ve neredeyse bizi de doğrudan ilgilendiren konular. İsrail yetkililer Amerika'da açıkça müdahale edin diyorlar. Yani İran'a müdahale edin diyorlar. Ve İsrail'i rahatsız eden şey de şu. Viyana'da Amerika ile İran arasında nükleer anlaşmaya dönülmesi müzakereleri yapılıyor. Ve bu çerçevede İsrail Başbakanı bir tavır aldı. Mossad Başkanı yine aynı şekilde. İsrail'in Savunma Bakanı. Hepsi Amerika'ya böyle bir talepte bulundular. Yani İsrail'in bu tavrı tabii bölge ülkelerinde endişe yaratıyor. Amerika'yı da bu işin içine çekip müdahaleye zorlayan bir açıklama ki kendisi de bu işin içerisinde zaten zaman zaman orayı vurmakla tehdit ediyor. İran'dan da buna karşı yanıt anında veriliyor ve diyor ki haritadan silerim seni diyor. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Özellikle hem İsrail Başbakanı'nın hem İsrail Savunma Bakanı'nın hem de Mossad Başkanı'nın Amerika'ya bu tür bir talepte bir çağrıda bulunması tabii yeni bir durum. Evet, şimdi bunlar hem bölgemizi hem dünyayı etkileyen gelişmeler ve yani Biden da İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlar konusunda hani biraz eğilimleri var diyebilir miyiz? Yani bu diplomasinin dışına çıkar mı bu olay? Şimdi Beyaz Saray'dan en son yapılan açıklamada bunun işaretleri verildi. Yani Biden'ın diplomatik yolların başarısız olması durumunda diğer seçeneklerin değerlendirilmesi için ekibine talimat verdiği açıklandı. Yani Beyaz Saray sözcüsü Psaki bu açıklamayı yaptı. Bir soru üzerine bunu söyledi ki bu sorular biliyorsunuz bir mesaj verilecekse sordurulur. Öyle düşünmek lazım. Bunun üzerine önceliğimiz dedi diplomatik yollardır, yani diplomasidir. Ancak bu konuda gerekli sonuç alınamazsa yani İran nükleer programındaki
gelişmelerde oralarda anlaşmaya oturmazsa, o zaman başka adımlar için hazırlık talimatı verildi ve bu seçenekler gündemde dedi. Sonra da tehditlerini sıraladı. Yakın zamanda diplomasi yoluna girmez ve İran'ın nükleer programı hızlanmaya devam ederse İran'ın üretim sektörlerinden elde ettiği geliri kısıtlayacak ek önlemler almaktan başka şansımız kalmaz. Ancak bu konuda daha fazla detay veremem dedi. Zaten yaptırımlar var. Ben İranlılarla da zaman zaman görüşüyorum. Tahran'dan Ankara'ya gelen İranlı yetkililerle de görüşüyorum. Onların söylediği bir şey var. Yani Amerika işte daha devam ederse ne yapacaksınız falan diye. Onların sık kullandıkları bir şey var. Diyorlar ki yani bundan daha kötüsü ne olabilir? Yani zaten biz yıllardır ambargo altında inliyoruz ve bunu biz buna karşı da kendimiz artık hazırladık ve petrol satmadan da ülkeyi veyahut da bu tür ambargolar olması halinde ülkede nasıl ayakta kalınacağının formüllerini buluyoruz dedi. Bu arada Amerikalılar bir şey daha yapıyor. Bu yaptırımlar noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde incelemede bulunmak üzere bir Hazine Bakanı'ndan heyet göndermişler. Gönderecekler şu önümüzdeki günlerde. Birleşik Arap Emirlikleri İran ticaretinde çok önemli bir yere sahiptir. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir şey. Birleşik Arap Emirlikleri'nde son dönemde çok sayıda İranlı şirket kuruldu ve onlar İran'a ticareti bir şekilde organize ediyorlar. Bunu da kısmak için bir takım çaba içerisindeler. Amerikalılar Türkiye'de çok sık gelir giderler. Ve Türkiye'deki şirketlerin birçoğuyla tek tek görüşürler ve İran'a ticaret yapmaması konusunda uyarırlar. Değilse kendilerine de ambargo uygulayacaklarını belirtirler. Yani önümüzdeki dönem İsrail'in bu tavrıyla Amerika'nın bu tavrını birleştirdiğimiz zaman gerilimin daha da tırmanacağına işaret ediyor ki bu dünya açısından son derece önemli. Çok teşekkürler Sayın İsmet Özçelik. Çok teşekkür ediyoruz ve iyi ben bir hafta. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Biz de size iyi bir hafta sonu diliyoruz.